Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi evdeki suymuş, böyle kabarmış soğanları indirdim bahçeye. Bunları dikeceğim. Yeşil soğan, artık yalancı baharı yaşıyoruz hepimiz, bütün Türkiye genelinde. Bakmayın şimdi böyle 2-3 gün bahar havası, sonra yine yağmur, soğuk, akşamları zaten soğuk oluyor. Ziraydonlarımız şimdilik görünmüyor ama her an olabilir. Mart ayında da ziraydonları yaşadık biliyorsunuz. Şimdi bu soğanları ben direkt bahçeye dikmeyeceğim. Şöyle büyük saksılarımdan birkaç tanesi boşa çıktı. Bitkilerimi toparlama yaptım. İşte kasalara, kompost toprağa dikim yaptım falan derken, bu çok derindi zaten. Böyle yarıya kadar strofor üstü topraktı. Hepsini boşalttım ama bahçe toprağı da çok ağır arkadaşlar. Yani kaktüs sukulent toprağına hiç gerek yok böyle soğan dikmek için. Yarıya kadar doldurdum bundan. Bahçe toprağından, tamamen bahçe toprağı. İçinde de gördüğünüz gibi bizim ağaçların yaprakları artık iyice çürümeye dönüşmüş. Kompost olma yolunda, bakın böyle. Sabahtan beri elimiz toprakta, artık elimizle dalıyoruz her yere. Şimdi yeşil soğanlarımızı çok derine hiç gerek yok. Şöyle ben batırıyorum, bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, zaten köklenmeye başlamışlar. Şöyle batırıyorum, bırakıyorum. Şu şekilde iri soğanlar. Bunlar çok güzel oluyor, yeşil yeşil. Yani bir tane soğandan neredeyse 7-8 kök bile olabiliyor soğanın iriliğine göre. Şunu böyle yiyeyim. Şöyle artık yeşil soğanlarımız zaten sofralarımızdan eksik olmuyor. Ama bahçede elimizle diktiklerimize de hiçbir şey benzemiyor. Şöyle dalından böyle yeşil yerlerini kesip yiyoruz. Kökünü tamamen köklemiyorum arkadaşlar. Yani köklenmeyi de biliyor. Bilenleriniz vardır. Sadece yeşil yerlerini kullanarak tekrar o kesilen, şuradan yeşilini aldık diyelim, tekrar yeniden yeşil yaprak veriyor. Ortadan devam ediyor yeşermeye. Böyle bu şekilde soğanlarımı sizlerle beraber de dikelim. Böyle. Bunu şimdi dışarıda duracak. Sonra da çok aşırı soğuklarda seranın içine alıvereceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya kenara koyacağım. Bu burada sabah güneşini alacak. Toprak nemli zaten. Kurudukça da, yani kuruduğu zaman da su verirsek daha çabuk yeşerir. Böyle bu şekilde artık bismillah dedik, ilk sebzelerimizi dikmeye. Aslında ilk sebzemiz sarımsak, biliyorsunuz. Sarımsak diktim. Onlar da bayağı bir yeşerdi. Onları da şimdi göstereyim size. Bunlar da soğanlarımız olsun. Bu boşalan saksılara ne dikebilirim? Yani çiçek tabii ki dikilebilir. Yani diksem mi dikmesem onu da bilmiyorum da. Böyle biber falan dikebilirim bu derinlere. Bu derinlik falan, bibere falan tamamen yeterli olur. Böyle cin biberi, acı biber dikebilirim. Elimde 3-4 tane bundan boşa çıkan saksım var. Evet, burada da sarımsaklarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın hemen hemen hepsi çıktı. Birazcık bu yaramaz kedicikler ezip geçiyorlar. Bu yan tarafta diktiğim sukulentleri ezmişler, oyun oynayacağız diye. Ama sarımsaklar gayet iyi. Bunlar Temmuz'un sonuna kadar böyle büyümeye devam etsinler. Sonra kök yaparlar, kelle yaparlar. Bakarız. Belki böylece kalır, sadece yeşil yerlerini tüketirim. Ama çok güzel olmuş maşallah. Çok güzel büyüdü. Bakın şu aralardan çıkmamış bazıları. Demek ki içleri boşmuş diktiğim dişlerin. Aslında ya derin oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama şurası çok güzel, çok düzenli çıkmış.
Ve oralara unuttum dikmeyi. Sırayı karıştırmış da olabilirim. Burada hot pink'im vardı biliyorsunuz. Hot pink'imi kırmışlar kediler. Onu aldım. Yaramazlar. Şşt, gel bakayım. Gel. 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 Ürkek kedi. Gel. Gel annem hadi. Kaçıyorlar bir de. Burada bir tane perle var. Burada bir tane böyle melako var. Çok güzel. Onu almadım orada. O kalsın artık. O sevdiği yerini. Geçen sene bahçe toprağından arkadaşlar gübre serdik ya. Burada bakın işte roka. Bakın roka çıkmış. Gübrenin içinden roka çıkıyor arkadaşlar. Burada çok güzel bir roka vardı. Bakın işte çıkmışlar. Görüyor musunuz bahçeden? Ben bunları bekliyordum aslında. Harika. Bakın roka harika çıkmış. Bunları acaba alsam böyle aşılama yapsam olur mu onu da bilmiyorum. Kaybetmek de istemiyorum. Bunlar çok güzel böyle ata tohumlarından sanırım. Hani tohumdan böyle çıkabilen döküldükçe çoğalan bir cins olsa gerek. Çünkü belli yani böyle hani sera rokası değil. Harika. Oh mis gibi kokuyor. Ben rokayı çok severim. Bakın burada da çıkmış. Muhtemelen ben tohumlarını serpiştirmiştim arkadaşlar şöyle. Ve burada bayağı çıkmış. Asmalar, dallar, budaklar budandığı için budamaları topladım. Gördüğünüz gibi onu göstermedim size değil mi? Ay bir hafta uğraştım arkadaşlar burayı toparlayacağım diye. Çok zordu gerçekten. Topla, ondan sonra demetle, çöpe at. Bu ufak tefekler kaldı. Bunlar da böyle bir temizlenecek aslında da. Şöyle bir yere toplayıp ondan sonra kovaya doldurup atmak lazım hepsini. Böyle etrafımda kediler. Bakın çok güzel çıkmamışlar mı? Bunların hepsi roka mı acaba? Şu an hani tek tek olunca belli oluyor da. Herhalde hepsi roka bunların. Aa çok güzel olmuşlar. Ben şimdi fark ettim bunları biliyor musunuz? Bakın sarımsağın arasına bakmasaydım, onun roka olduğunu tespit etmeseydim, bunlar da aynı bitki diyerek ben bunu yani tohumu diyelim ki ağaç olana kadar böyle upuzun bir metre olana kadar roka olduğunu fark etmemiştim arkadaşlar. Yani bazen hani bahçe temizlikleri falan ihmal oluyor ya, o ihmallik yüzünden böyle bir ot sarmış oluyor bahçeyi. İşte arasında da o öyle roka olarak tamamen büyüyene kadar fark etmemişim ben. Her yerden çıkıyorlar görüyor musunuz? Tohumları iyi ki serpiştirmişim. Bakın. Oh vallahi roka mis gibi kokuyor. Çok güzel çok. Bakalım bunlar böyle burada büyüsünler. Ne diyeyim yani. Bir bakayım deneyeyim saksıya veyahut da bellediğimiz bir alan olursa oraya böyle aktarabilirim bunları. Burası hep roka arkadaşlar. Mis gibi kahvaltıda da bayılırım rokaya. Görüyor musunuz buradan bir tane böyle çıkmış. Ha bir de şurada çıkmış. Bakın şimdi daha çok dikkatimi çekiyor. Şu gülün dalı. Böyle erikten. Bakın bu aralarda falan. Şu an yok. Bakın oradan. Neydi bu? Nergis. Nergis çıkmış. Nergis ve burada kara lahanalarım. Maşallah. Bir sürü çıkmış. Bunlar hep dikilecek. Yani havalar böyle giderse artık bellemeye de geçeriz yavaş yavaş. Burada da buraya kadar gelmiş kara lahanalar. Evet arkadaşlar bakın buraları kediler hep talan ettiler. Yani ben de zaten denemek için dikmiştim biliyorsunuz. Deneyeyim dedim. Bahçe toprağında nasıl oluyor? Oluyor arkadaşlar oluyor. Vallahi bahçe toprağını birazcık böyle geçirgen yaptık mı? Bizim biliyorsunuz pomza var. Biz pomzayla belledik hep. Aktardık, karıştırdık. Bakın yapraklar hepsi bebek yapmışlar. Görüyor musunuz? Bakın şu hot pink'in güzelliğine. Bunlar kırılmışlar hep.
Dağ çilekleri yeniden başlıyor. Bakın şu şeyin soğanı. Gladyon, gladyor mu? Gladyor diye öyle bir bitki var ya arkadaşlar. Şöyle bakın. Hepsi yüzeye çıkmışlar. Ne kadar çoğalmışlar. Gladyon'un soğanları. Bakın. Şurada mesela kapalı her şey uçmuş gelmiş. Temelen aşağıda kiracılar şey yapıyorlar. Böyle işte yemek bir şeyler yem mama koyuyorlar kedilere ki böyle kalmış buralarda. Hep temizlenecek arkadaşlar. Şunların altları hep salyangoz yuvası oluyor. Nem olan yerlerde hep ilaç atılacak. Bahçede çok iş var. Şu küpeli. Ne? Haseki küpeli. Evet, haseki küpelisi şu. Bakın buradan şey çıkıyor yine benim yer örtücüm çıkıyor. Bakın haseki küpeleri. Buradan sümbül çıkıyor. Bu ot. Dağ çilekleri. Hepsi yavaş yavaş kol atmışlar. Büyümeye geçtiler. Havalar gayet iyi gidiyor. İlkbahar gibi. Yalancı bahardayız da. Böyle arkadaşlar. Burası hep yayılacak. Bunlar saksılardan boşalan topraklar da. Bunlar artık kullanmam. Yayarız bahçeye. Şey vardı bunda. Biber dikmiştik bunlara. O büyük devasa saksıları boşaltmıştı eşim. Buraya böyle kaldı. Biliyor musunuz hep yavrular. Nasıl çoğalmışlar nasıl. Bunları yeniden belledikten sonra bahçeyi tek tek dikmek lazım. Bakın. Bir şey var. Kornuş bile var. Bahçede her şey var. Yaramazlar size. Size yaradı değil mi? Bu toprak burada. Isırganları toplayacağım oradan yine. Öyle bir şey yapacağım. Gübre yapacağım. Oh, ağaçlara bahçeye temizliği olacak. Bakın oradan sümbüller yine. Bakın çiçekleri çok güzel oluyor. Mis gibi kokuyorlar. Bakın nergis nasıl güzel gelmiş. Soğanlı tomurcuk bağlamış tepesi. Böyle arkadaşlar. Bugün de böyle bir bahçe gezimiz olsun. Lahana sarmasını özledim. Aslında şöyle bir güzel olsalar da sarsam ama bu da iyice kartlaştı. Oradan tazeleri geliyor. Şunları da diktik mi yazın başlarız inşallah yemeğe. Evet. Bugünkü videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.